Evet. Cevabını bekliyorum. Validem. Yanlış yapıyorsunuz. Günah mı alıyorsunuz? Ben suçsuzum. Her bir satırını okudum Hürrem. Aranızda olup bitenler aşikar. İhanettir bu. Hayır, asla. Bu ne o vakit? Leo. Biz aynı köyde büyüdük. Çocukluğumdan beri tanırım. Tatarlar ailemi öldürüp beni kaçırınca ayrıldık. O beni öldürmemiş. Ben de onu. Yıllar sonra kader işte. Tesadüfen karşılaştık sarayda. Birden karşımda görünce şaşkına döndüm. Derhal gitmesini istedim. Hatta altın bile verdim. Git buradan. Benden uzak dur dedim. Size yemin ederim. Benim kalbimde tek bir aşk var. O aşk hünkârımıza duyduğum aşk. Aşkın yalanmış meğer. Hayır, değil. Bana inanmıyorsanız Nigar Kafa'ya sorun. En başından beri şahit. Yeşim taşı tesbih. Koy şuraya. Sonra da çık git. Nigar Kalfa'nın şahitliği kimin umurunda? Neler olduğu aleni yazılmış burada. Sadece Nigar Kalfa değil, İbrahim Paşa'mız da şahit. İbrahim mi? Evet. O da masum olduğumu biliyor. Lakin bana karşı kullandığı bu meseleyi. Tüm gerçekleri bilmesine rağmen üzerime gelmeye devam etti. İftira attı, tehdit etti. Ne yaptı biliyor musunuz? Leo'yu zehirleyerek öldürdü. Hem de bunu bana yaptırdı. Masum zavallı bir insanın kanıyla lanetledi beni. Hünkârımıza ihanet etmiş olsaydım en başta İbrahim Paşa gidip anlatmaz mıydı? Hadi. Çık. Çık dışarı. Ama sustu. Çünkü o da masum olduğumu biliyor. Çık dedim sana. Gözüm görmesin seni. Validem. Validem? Validem? Çabuk hekim çağırın. Allah'ım sen koru. Hayatım.
Ailemiz birden yere düştü. Koşun, Valide Sultanımız rahatsızlanmış. Ne olmuş? Çok hastaymış. Allah yardımcısı olsun. Acele edin, çabuk, aniden yere düşmüş. Geç. Ben alırım validemi. Sen aldın değil mi? Neyi almışım? Ne diyorsun? Bal gibi de biliyorsun. Ver çabuk şu defteri. Ben defter falan bilmiyorum. Çekil git başımdan. Bana yalan söyleme. Vallahi elimde kalırsın. Ne oluyor burada? Sizden çalıp sakladığı defteri soruyor sultanım. Demek şu mesele. Hani sende değildi? Hani sen almamıştın? Yine arkamdan iş çevirdin Nigar. Sultanım, ben de sonradan buldum. Evet, tabii kesin öyledir. Defteri arıyorsan burada değil. Validemize teslim ettim. Nasılsa sen okudun. Anlatsana. Ne yazıyor defterde? Malumatım yok sultanım. Okumadım. Hala sultanını koruyorsun. Ama bitti Nigar. Onu artık kimse koruyamaz. Ne oluyor? Bu sesler ne? Ne oluyor? Niye koşturuyorsunuz? Valide sultanımız rahatsızlanmış. Gülah nerede? Tillahi lazım olduğunda ortalıkta kaybolurlar. Ayy. Sultanım, hekim kadın içeride. Şimdi girmeyin. Nesi var? Tillahi bilmiyorum. En son sultanımla beraberdi ama. Ne yaptın validemize? Ne dedin de fenalaştı? Ben bir şey yapmadım. Birden kendi düştü. Bu haremde ne oluyorsa benden biliyorsunuz zaten. Yalan söylüyorsun. Kesin senin yüzünden oldu. Şu defter yüzünden değil mi? Ne diyorsun anlamadım. Nigar'a saklattığın defter diyorum. Mahidevran. Nesi var? Biz de bilmiyoruz sultanım. Hekim kadın başında. Bekliyoruz. Ah,
validem. Hekim kadın. Vaziyeti kötü mü? Sultanım, kalbi zayıf düşmüş. Vaziyet ciddiyetini muhafaza ediyor. Gerekenler yapıldı sultanım. Bekleyeceğiz. Validemiz neden bu hale geldi? Hürrem yüzünden. Hürrem. Sultanım. Demek geldiniz. Ne acı validemiz. Kes sesini. Duydum ki validem senin yüzünden can çekişiyormuş. Kim diyor bunu? Yalan. Ne yalanı? Geldiğinden beri huzur nedir bilmez olduk. Önce Mahidevran'a saldırdın. Onu hünkârımızın gözünden düşürmek için her türlü hileyi, desiseyi çevirdin. Başardın. Sonra da İbrahim'le bana saldırdın. Bizim saadetimizi bozmak istedin. Şimdi de valideme. Sultanım, bu savaşı siz başlattınız. Ben başlatmadım. Ben sadece evlatlarımı ve kendimi koruyorum. Kimi kimden koruyorsun sen Hürrem? Hala anlamadın mı? Senin evlatların benim ailem. Onların tırnağı kadar kıymetin yok senin. Dua et Hürrem. Dua et ki validemiz iyileşsin. Şayet ona bir şey olursa doğduğuna pişman ederim seni. Ne demek bu Nigar? Defteri sen mi verdin valideye? Vallahi benimle bir alakası yok. Mahidevran yalan mı söylüyor? Sendeymiş defter. Bendeydi doğru. Lakin odamdan çalmış. Kim? Gülşah. Defteri neden getirmedin bana? Başkasının eline geçmesin diye sakladım. Bahçeye gömmüştüm. Odamdan aldı dedin. Hatice Sultan'ın sarayına yolladılar beni. Giderken yanıma alayım dedim. Niye saklıyorsun peki? Neden yok etmedin? Aklıma gelmedi ki. O telaşla gömmüşüm. Kimi kandırıyorsun sen? Aklınca bana karşı elinde tutmak istedin değil mi? Sultanların en meleği. Gül'a. Neredesin sen? Hatice Sultanımızı getirmeye gitmiştim sultanım. Hayırdır? Felaket. Nigar, o defteri bana getirmeniz lazım. Bunun bir tek yolu var sultanım. Neymiş o? Dahi Hatun. Ne olacak şimdi? Bundan böyle huzur yok ağam. Haremde kan gövdeyi götürecek. Deme öyle. Vallahi kalbim sıkışıyor. Dediğim gibi zinhar karışma bu işe. Uzak dur. Ne var o defterde anlamadım ki. Bilme daha iyi. Sen ne yapacaksın? Hatice Sultan validemiz düzelmeden gitmez bir yere. Mecbur ben de burada kalacağım. Thank you.
Kimseyi almıyoruz içeri. Lütfen dairenize dönün. Valide Sultan için değil, senin için geldim. Vah vah. Koskoca Valide Sultanımız ne hale gelmiş. Görüyorsun değil mi? Validemiz iyi olacak. Olmayacak da hayat. Validemiz yaşlandı. Bir ayağı çukurdu artık. Bugün değilse yarın hakkın rahmetine kavuşacak. Malum. Ölüm Allah'ın emri. Öyle değil mi? Sultanım. Bana bir diyeceğiniz olduğunu söylemiştiniz. Söylüyorum işte. Valide toprak olup gidince buralar çok değişecek. Harimi başka biri yönetecek. Sence kim yönetecek? Mahidevran mı? Yoksa üç şehzade annesi olan ben mi? O gün geldiğinde sen ne yapacaksın peki? Evvela seni yollamazlar mı? Nerede kalacaksın? Yaşlılığını da rahat edecek misin? Hiç düşündün mü bunları? Dayı Hatun, istersen ben sana saadet dolu bir hayat sunabilirim. Hünkârımızın Çatalca'da bana hediye ettiği bir çiftlik var. Eğer dediğimi yaparsan senin olur. Kimseye muhtaç olmadan bolluk ve bereket içinde yaşar gidersin. Benden ne istiyorsunuz? Çok kolay. Defteri bana vereceksin. Sultanım, ben... Sakin ol. Acele karar verme. Düşün biraz. Böyle bir teklif her gün gelmez. Sen akıllı bir hatunsun. Doğru karara vereceğinden kuşkum yok. Esma ne oldu? Doğru mu bu? Doğru sultanım. Kendine gelmiş. İyileşti diyorlar. Aman. Ne güzel abi. Allah'ım. Sen validemizi bize, torunlarına bağışla. Başımızdan eksik etme ya Rabbim. Amin. Ona bir şey olursa ne yaparım? Halimiz nice olur? Mustafa mı? Beni kim korur? Neler diyorsun sen Mahidevran? Sultanım. Allah gecinden versin ama. Validemiz ölürse biz yalnız kalırız. Hürrem ne yapar eder kurtulur bizden. Validem can çekişirken sen bunları mı düşünüyorsun? Yazıklar olsun. Şimdiden öldürdün onu kendi derdine düşündün. Sultanım affedin ama kendimi bu düşünceden alamıyorum. Çok korkutuyor beni.
Sadece dua et. Validemiz iyileşecek. Annem iyileşecek. Anne, anne uyandı. Validem. 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 Allah'a şükürler olsun. Ne oldu bana? Kalbiniz zayıf düşmüş validem. Kaç gündür kendinize gelemediniz. Çok şükür Rabbimiz dualarımızı kabul etti. Zorlamayın kendinizi. Dinlenmelisiniz. Şükür ki iyisiniz. Üzülme İpek kızım. Bir yere gitmeye niyetim yok. Daha buradayım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin validem. Amin. Amin. Hekim birazdan gelir. Sultanım, siz de günlerdir uyumuyorsunuz. Biraz dinlenin. İyiyim ben, bekleyeceğim. Ayrılmam buradan. Git benim meleğim. Gelirsin yine. Bak, iyiyim. Peki. Mahidevran'ın dairesinde olacağım. Bir şey olursa haber verin. Lütfen. Aldı mı yoksa? Merak buyurmayın sultanım. Defter bende. Emniyetli bir yere kaldırdım. İyi. Git bana Hürrem'i çağır. Sultanım, hastasınız. Tekrar canınızı sıkmasın şimdi. Onunla aynı çatı altındayken bana huzur yok. Çağır gelsin hemen. Ne olacak şimdi sultanım? Bilmiyorum. Ama valide ayağa kalkmadan defteri almam lazım. Aksi halde kimse beni ve şehzadelerimi kurduramaz. Elimizden geleni yaptık defteri bulmak için. Güla her yeri didik didik aradı. Yok olmuş. Valide sultanımız sizi görmek istiyor. Bu kadar çabuk mu? Teklifimi düşündün mü? Çiftliğin tapusunu hazırlattım. İstediğin zaman gelip alabilirsin. Dayı Hatun. Ben bir yere gitmeyeceğim. Burada hünkârımızı bekleyeceğim. Ben ne yapar eder? Bu mevzuda kendimi temize havale ederim. Neden biliyor musun?
Çünkü ben masumum. Benim yanımda o. Buyurun sultanım. Geçmiş olsun Faride. Yaklaş Hürrem. Buraya gel. Beni çağırmışsınız. Kararını duymak istiyorum. Gidecek misin? Yoksa ölümünü mü bekleyeceksin? Benden gitmemi istiyorsunuz. Mehmet'i, Mişim'i, Selim'i, Beyazıt'ı bırakıp nereye giderim? Nasıl nefes alırım onlar olmadan? Bu mümkün mü? Bu nasıl bir vicdan? Evlatlarımdan, evimden, ailemden. Nasıl ayırırsınız beni? Onları düşünseydin, kendini bu vaziyete düşürmezdin. Validem. Kararın ne Hürrem? Bana onu söyle. Ben Sultan Süleyman'a, onun adaletini, vicdanını, aşkına sığınmışım. Eğer cezam ölümse, hünkârımın kararı olsun isterim. O yüce makamdan gelecek her şey razı, kabulümdür. Sen bilirsin Hürrem. Aramızdaki husumete rağmen sana karşı adil oldum. Canını bağışlamak istedim. Lakin sen elinin tersiyle geri çevirdin. Bundan böyle günah benden gitti. Çekilebilirsin. Buyurun valide. Bu saraydan ancak cenazesi çıkarmış. Vaka gidişat bu. Ben aslanımın, torunlarımın böyle bir hadiseye şahit olmasını istemem. Ne yapalım? Emredin sultanım. Süleyman gelmeden bu kadın gidecek dahi. Uzaklara yollayacağız onu. Çok uzaklara. Hiç kimsenin bilmediği bir yerde. Sesi soluğu çıkamadan çenesi kapalı yaşayacak. Hazırlığını yap. Emredersiniz. Dayı Hatun. Ne var? Niye geldin sen? Ne vakit gideceğim diğer saraya? Hatice Sultanımız daha burada. Kendileriyle birlikte gidersin. Nikah kalfa. Leo mevzuunda bir malumatın var mı? Ne biliyorsan anlat. Hürrem Sultan ihanet etti mi hünkârımıza? Hürrem Sultan'ın bugüne kadar yaptıkları malum. Gördüğün kadar görmediklerini de var. Lakin sen de bilirsin ki ne yaptıysa hünkârımıza duyduğu aşk yüzünden
Böylesine bir aşka, sevdaya ihanet eder mi hiç? Asla. Ben gözlerimle gördüm, yaşadım her şeyi. Kur'an'a el basarım ki sultanımız masum. Aslan parçam benim. Korkma, iyiyim artık. Validem, merak içindeyim. Hünkârımızdan haber var mı? İyi haberler geliyor. Hayırlısıyla çok yakında zaferle dönecekler inşallah. Amin. Validem geç oldu. Ben Mustafa'yı yatırayım sonra gelirim. Ne oldu? Hürrem Sultan'ın gidiş hususunda hazırlıkları tamamladık. İyi. Hemen şimdi yola çıkarın gitsin artık. Sultanım, ayak direyecektir. Zorla da olsa gidecek. Gel. Sultanım, valide sultanımızın emriyle geldim. Ne oldu? Yine mi çağırdı yoksa? Hayır sultanım. Kapının önünde ağalar bekliyor. Sizi götürmek üzere bir arabada hazır. Lütfen bir hadise çıkmasın. Sükunetle hallolsun bu mevzu. Emir aldık valide sultanımızdan. Gerekirse zor kullanmak hususunda. Bunu gerçekten yapacak mısın? Bu emri yerine getirecek misin? Validem, bizi çok korkuttunuz. Siz olmadan bu saray bana zindan olurdu. Boşuna endişelenme. Seni ve Mustafa'yı yalnız bırakacak değilim. Validem, merakımı mazur görün. Hürrem'in defterini okuma şansınız oldu mu? Sen bu işlere karışma. Ben gerekeni yapıyorum. Kötü bir haber mi var? Yok. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Gitmeden önce beni görmek istemişsin. Kabul edip geldiğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla rezalet çıkarma diye geldim. Ne diyeceksen söyle. Gitmesem ne yapacaksınız validem? Aslanım döndüğünde defteri ona okutmak zorunda kalacağım. Hangi defteri diyorsunuz validem? Bunu mu diyorsunuz? Sende ne işi var?
Bu defter nasıl eline geçti? Bu emri yerine getirecek misin? Hayır sultanım. Alın bu sizin. Söz verdiğim çiftliğin tapusu. Fazla hafife alıyorsunuz beni validem. Nasıl ele geçirdin onu? Çaldın değil mi? Ne fark eder? Artık bende. Bu olmadan hiçbir şey ispatlayamazsınız artık. Bu neyi değiştirir? Anlatırım her şeyi. Okuduklarımı, söylediklerini. Bu çok büyük bir itham validem. İspat etmeniz gerekir. Zaten hünkârımız size inanmaz. Zira aramızdaki husumeti biliyor. Malum, önce atımı öldürdünüz, sonra cariyemi. Müzik